Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sizlere harika bir kurabiye tarifi vereceğim. Zebra kurabiye. Buzluklarımızı bu kurabiye ile dolduracağız. Çok pratik ve çok lezzetli bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Geçelim tarife. Kabımıza bir yumurta, bir çay bardağı pudra şekeri ilave ediyoruz. Ve 150 gram margarin veya tereyağı ilave ediyoruz. Ve bunu iyice yoğuruyoruz. Evet, iyice elimizle yoğurduktan sonra 2,5 su bardağı un ilave ediyoruz. Unumuzu kontrollü bir şekilde koyuyoruz. Unun alış şekli markasına göre değişebiliyor. Evet, elimizle iyice yoğuruyoruz. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Hamurumuz tamamdır. Hamurumuzu ikiye bölüyoruz. Yarısına 3 yemek kaşığı kadar un ilave ediyoruz ve onu da iyice yoğuruyoruz. Ve yağlı kağıdımızı seriyoruz tezgahımıza. Beyaz hamurumuzu koyuyoruz ve üstüne tekrardan yağlı kağıt seriyoruz. Merdane yardımıyla açıyoruz. Ne çok kalın açıyoruz, ne çok ince açıyoruz. Gördüğünüz gibi merdanemizle hamurumuzu açıyoruz. Yeterlidir bu kadar açtığımız. Kağıdımızı kaldırdık ve su bardağıyla yuvarlak şeklini veriyoruz. Üstüne iyice bastırarak. Evet, bu hamurumuzu kestik. Bunu kenara alıyoruz. Kakaolu hamurumuzu açtık ve bardakla tekrardan şeklini veriyoruz. Kanalıma abone olmayı, destek vermeyi unutmayın. Beğeni, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir emoji de olsa yorumu bekliyorum. Ve yağlı kağıda bütün hamurlarımızı aldık. Bir beyaz bir kakaolu olacak şekilde hamurlarımızı yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi şekli çok güzel oluyor. Tek tek bu şekli veriyoruz. Gördüğünüz gibi elimizle düzeltiyoruz. Ve streç film alıyoruz. Streç filmi tezgahımıza seriyoruz. Ve hamurumuzu ortasına koyuyoruz. Üstünü kapatıyoruz ve üstünden sarıyoruz. Kenarlarını tutuyoruz. Biraz tezgahta döndürüyoruz. Evet, kenarlarını kapatıyoruz. Buzdolabında 30 dakika dinlendiriyoruz. Dinlendirdikten sonra hamurumuzu çıkartıyoruz ve kesiyoruz. Gördüğünüz gibi şekli şahane oldu. Lezzeti de çok güzel. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Evet, tam bir zebra şeyi oldu. Yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine hepsini teker teker diziyoruz. Ve 180 derecelik fırında 15 dakika kadar pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi harika oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.